Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim ya. İyi, para kedimizi getirdik. Mamundan yemleyeceğiz. Dip frizde mamum vardı. Bunları ben kuştan aldıydım. Şimdi mamunlar yumurtada olduğu için çok kullanmıyoruz. Bunları şoktan çıkartıyoruz. Eylem kızımız burada. Nasıl Eslem. Büyümüş değil mi? Ha, Eslem. Eslem kızımız burada. Maşallah bayağı büyümüş kendisi. Kedimiz burada, kara kedimiz. Evet, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gece. Buradan da Ali dayımızı analım, rahmetli Ali dayımız, Sultan ablamızın eşi, eski balıkçı Ali dayı, eski videolardan tanıyan vardı kendisini, rahmetli oldu. Ne kadar oldu? 3 ay. Ali dayımızı 3 ay önce kaybettik maalesef, siroz hastalığından. Allah rahmet eylesin, mekanlar cennet olsun inşallah. Amin. Yani yokluğu aranıyor burada. Her gelişimizde bakıyoruz. Yine buralarda böyle konuşurduk, ederdik, muhabbet ederdik kendisiyle. Mekan cennet olsun inşallah. Kızımız burada, kara kızımız. Maşallah. Kaçıncı sınıfa geçtin? 5. 5. Karne nasıl? E işte. Olsun be. Olur bir de. şimdi sepetimizi Sultan abla yemleyecek. Kısmet olursa gece alacağız buradan. Ondan sonra 3 gibi falan çıkacağız işte. Bakalım hayırlısı. Ne çıkarsa. Nasibimizde ne varsa alacağız bakalım inşallah. O zaman gece teknede görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi sakalları keseceğiz. Sakallar yakışmadı diye çok yorum aldık. Hanım da beğendi yok zaten. Hanım da kes bu ni böyle deyip duru. Ondan şimdi berbere gidiyorum ben. Bir sakal tıraşı olalım. Kedimi kendimize gelelim. Yaşlanmış şimdi yaptılar böyle. Sakalına. Yok, açmış aslında. He? Açmış ya, ama, yüzünü göster. Aynen, balıkçı adam sakallı oluyor değil mi? Ama şimdi yazın sıcaktan sıkıp duruyor, kışın tekrar bırakacağız. Bunun adı ne? Gece. Gece, belli zaten gece gibi maşallah, ona bak. Gece hiç gözükmez bu. Gece hiç gözükmez. Zaten. Ama bunun güzelliğine. Kapkara. Ha, kapkara. Geceyi de meşhur ettik, hadi bakalım. Hadi bakalım. İyi. Hadi görüşürüz bakalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay. Abone olmayı unutmayın. Evet, abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım videolarımızı. Bay bay. Hadi. Hadi. Evet, gece sizi görmeyiz. Rastgele bakalım. Burası Akçapınar köyü. Okaliptusların olduğu yer. Burası Azmak Deresi. Hemen Sultan Abdülhamid'in evin yanında Azmak Nehri var. Burada Ali dayının burada teknesi vardı. Balıkçıydı eskiden. Burada evinin yanında. Buradan çıkardı kendisi. İşte durum böyle. Şşt. Karaoğlan. Ne yapıyorsun? He? Hadi bakalım. Gece görüşürüz. Evet, yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hüsnü Reis. Hüsnü Reis burada efsane geri döndü. Çok zamandan sonra geldik yine ekmeğimizin peşine. Evet, uzun zamandır çıkamayıp durduk. Şimdi dükkanı kapattık geldik. Ayağımızın tozundan geldik, bir video atalım. Bir para gedi atalım. İşte dükkanda da balık satacağız. Oraya da balık koyacağız. Ondan bugün işte teknede şu anda saat 3'ü 10 geçip duru. Sepetimizi yemlettirdik arkadaşlar bizim Sultan ablamıza. Biliyorsunuz benim sepetleri Sultan abla yemler. El ayağı dert görmesin inşallah. Mamunla yemlettirdik. Mamunlar şoktaydı. Kışın almıştım İzmir'den. Onları şu anda kullanıyoruz. Yaklaşık 800 iğne sepetimiz. İnce para kedi. İğnelerimiz 14 numara. Takım bunlar yemedelik diyoruz biz. Kollar yani 40'lık. Ana beden 60'lık. Her birinin arası da 3-3,5 kulaç arkadaşlar. Şimdi işte yaklaşık 1 saat 15 dakika gibi, bir saat gibi bir yolumuz var, seyrimiz var. Ondan sonra Allah nasip ederse vardığımızda saat 4'ü, 4'ü çeyrek geçe en geç yani 4.30'da atmaya başlamamız lazım. Çünkü hava erken aydınlanıptır artık. Onun için şimdi Viram İsmila diyoruz Hüsnü Reis'le birlikte. Evet. Çok özledim ben Deniz'i ya. Evet. Hüsnü Reis oldu aşağı yukarı. Hüsnü Reis dedi ben bir deniz havası alıp gelmem lazım dedi. Evet. Dükkanı kapattık geldik. Şimdi işte Hüsnü Reis, ben birkaç saat uyudum yine de. O hiç uyumadı. O biraz yatar. Ondan sonra kalktı mı bize eşlik eder yine. Evet, doğru. Dedi ben yokken sen balık tutamaptırsın dedi. Doğru be. Ben de gelen bir dedi.
Bazı insanın şansı açıktır yani. Evet, nasipli adamım ben diyorsun. Tabii. Hadi bakalım. Hadi bakalım, rastgele bize. Rastgele inşallah. Size de iyi seyirler arkadaşlar. Hadi. Evet, şimdi Mera'ya geldik arkadaşlar. Saat 4'ü çeyrek geçip duru. Bira bismillah diyoruz ve atıyoruz başlamayı. Hadi bakalım. Abi atmadan önce her zamanki gibi suluyoruz bol bol. Çünkü misine kuru olduğu zaman dolaşma yapıyor birbirine. Saat 4:20 geçiktir, tam zamanı. 5'te bitirmiş olmamız lazım. Evet, para gediği bitirdik arkadaşlar. Saat şu anda tam 5, tam zamanında bitti. Yaklaşık 2 saat avlanacak. İşte Allah nasip ederse 7 gibi geleceğiz. Toplamaya başlayacağız bakalım. İnşallah hayırlı, bereketli bir av olur. Siz de ekran başında keyif alırsınız. Biz de burada keyif alırız. Süreyiz, yat süre. Uyusun adam, yorgun. Gündüz gelir o. Hadi bakalım. Şimdi koya geçeceğiz. Orada biraz ben de yatarım. Ondan sonra 7'de başlar toplamaya. Ben de 3 saatte uykuyla durdurum. Evet, şimdi Şamandıra'ya geldik arkadaşlar. Bira bismillah diyoruz ve topluyoruz başlamaya. İnşallah hayırlı bereketli bir av olur. İnşallah. Bakalım. Bugün üstü reis var, olur yani. Bugün üstü reis var, olur diyorum. İnşallah. Bir saat kestiririm diye bir yattık. Uyuyup kalmışık. Saat tam 8. 7'de başlayacaktık. 8 oldu. Fark etmez. Avlanmış olur hem. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kocaman bir balığın ağzından almıştık arkadaşlar. Buna bakın diyor. Şuraya kadar yutmuş. Ondan sonra çıkarıyormuş. Daha yeni şey yapmış. Ama balık canlı daha. Tüh. Komple yutuverse. Anca denk gelmiş daha. Neyse, hayırlısı bakalım. Çuprayı bırakınca gitmiş. Bu mercancağıza saldırmış. Buna bakın. Mercanın yarısını almış gitmiş. Ve git Allah'ım de. Kesin sinerik bu. Yarım kiloluk mercan gitti. Güzel mercan gitti.
Dur reis, canı sıkıldı. Hadi yarısını yedin madem, geri kalanı çok şey yapma yani, bereleme, ezme de Kültür Reis yiyirdin yani onu. Evet. Değil mi? Yiyeceğin evet, kadar, ha yiyeceğin kadar al git. Her tarafını ezmiş, berelemiş. Kültür Reis'e bir şey kalmamış. Kedilere. Kedilere. Hadi bakalım, inşallah devamı gelir. Evet, güzel bir çuprak ekledi arkadaşlar kapağı tahta. Evet, Allah be. Kaçın lan. Diye lan. Ya oraya kadar. Yok. Güzel güzel güzel. Daha da. Ha? Tamam bak. İğnede mi acaba? Tamam. İğnede o. E, tamam da. Hadi. Dur buyurun hadi. Kaçtı. Eyvah. Güzelim çupra gitti ya suyun içinde. Kamerayı açan derken yaşacağı varmış, ağzındaymış yine. Daha bizim adama bir tane balık yine. Evet, Sadık da geldi, tam olduk, kadro tamam. Gel oğlum, gel. Sadık'la Hüsturayız bir özlem giderdiler. Bayağıdır birbirlerini görememdiler. Kadro tam oldu indi galiba. Olursa balıklığından sonra oldu. Evet, güzel bir çupra geldi arkadaşlar. Bunu geçeli bayağı olmuş. Bu sağlam en azından. Böyle göstereyim. Onu kaçırmadan, yedirmeden kurtardık bir tane. Geliyor yine bir çukura. Dilakiymiş. Ekmekten atıyorum çupraya. Yarım kilo, bir kiloluklar geliyor. Mamunla atıyorum, ufakları geliyor. Çok değişik bir olay ya. Tabii ekmek bizim buralarda çok iş yapmaz. Genelde açıkta biraz daha böyle 70, 80, 90'larda. Bakalım bir önümüzdeki günlerde olmadı bir ekmek yemleyeceğim. İki sele açığa gideceğim. Evet, hemen arkasına bir tane daha çupra. Maşallah maşallah. Bu güzel. Bunun iki boy büyüğü. Reis, nasıl durun? İyi, tabii. Geç bu bugün. He. Kendini bulup duruyor, çukurada. Öyle mi? Tabii. İyi inşallah bakalım. Ben tuttum sana, telliği bırak dedi. He? He? Devam et, telliği. Ha, telliği bırakacakmış şans için. Ha, sen diyor, devam et diyor. Benim gelmeme gerek yok deyip durun. O kadar nasipli adamım ya. Terlik ne olur mu? Olur. Kira ister mi? He? Kira da istersin evet. Sen. Şapka mı olsun, şapka mı bırakın mı olsun? He. Şapka getirdik yemedin. Yemem, ben de yakışmaz o. Yakışmaz mı? Ben her şeye yakışıyor ya. Mustur Racing tişörtünü gördünüz mü arkadaşlar? Arkasında Mustur Racing yeri yazmışlar, koskoca. Özel yaptırdık. Yorgunluk var mı? Yok. Kavadayı adam yorgun oluyor değil mi? Tabii. Yaş kaç? Yaş 65 herhalde ya. Maşallah. 65 hem ben maşallah subhanallah gece gündüz çalışır. Boş durmaz pek. Köpek balığı geldi dedin, gönderdik, yeni bir tane daha geldi. Aa işte. Aynısı, buna bak ya. Ufacık ufacık.
Bunlar zararsız, bunların ağzında diş yok. Bunlardan bizim burada olurdu. Yakınlarda burada. Hadi bakalım. Güle güle. Gelme. Bir daha. Burada boncuk koyu var. Bunların üreme yerleri koruma altında. Orada bunlardan dolu yer bizim körfezde. Daha büyükleri falan da çıkıyor. Böyle 1,5-2 metre boyunda falan çok yakaladım ben. Ama zararsız. Elinle tutarsın, böyle durur sakin sakin. Yaklaşık 350 yine galiba arkadaşlar. Durum çok da iç açıcı değil yani. Müsterez geldi ama. Dayım. Annem çok iyiydi. Dayım. Balık yok gençler. Yok yok. Yazın çok olmuyor bizim buralarda. Kışın daha güzel oluyor. Onun için yazı fazla çıkmıyorum ben. Genelde dükkanda duruyoruz işte. Dedik hadi hem video çekelim izleyicilerimize. Hem de dedik dükkana balık koyalım. Aha, geldi bir tane çupra. Aç oğlum ağzını. Kışın yine ekmekten alırız değil mi Üftüreis? Kilo üstü çupralar. Hoca olan. 90-100 metreler. Güzel bir çukra. Bana yaptım. İki tane gibi abi fark et. Aşağı. Güzelliğine baktım bir an. Bu boy güzel işte. Değil mi? Güzel. Bu boy güzel. Arkada bir tane daha. Bu da çukra değil mi? Evet. Üç gün parlam. Maşallah. Ağır derdi neymiş? Islanım benim. Bu da güzel boy. Hadi bakalım. Devam rastgele. Evet. Bu arada arkadaşlar unutmadan söyleyeyim. Ciddi bir hastalıkla mücadele eden bizim takipçilerimizden Meriç Budak arkadaşımız, kardeşimiz var. Bugün Instagram'dan mesaj attı sabah biz buraya gelirken. Ben de o zaman öğrendim. Biraz konuştuk. Kendisiyle daha tanışmak nasip olmadı. İnşallah o da olur. Kendisine buradan acil şifalar diliyoruz. İnşallah en kısa zamanda hastalığı yener. Sağlıklı günlere tekrar ailesiyle birlikte devam eder. Bu arada yine kızı İpek bizi çok seviyormuş. İpek ve kardeşimiz Meriç'e buradan çok selamlar. Aynı zamanda İpek Üstü Reis'i de çok seviyormuş. İpek bak Üstü deden burada sana çok selamı var. Selam söyle İpek'e. İpek, Üstü Reis'ten selamlar. Kendisine buradan selamlar, saygılar. Tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Allah'a emanet. Meriç kendine iyi bak. Kaldığımız yerden devam. Son 100-150 yine falan bir şey kaldı bakalım. Hadi bakalım rastgeleye devam. Evet Cuma ya. Güzel bir çukura daha geldi. İnşallah. Güzel bu. Oo, arkasından basıp bir tane daha var. Harekette bereket vardır değil mi? Tabii Üstüreyiz. Ya.
mı alıyorsun? Kim var? Sen bilirsin, yaparsan içer misin? Yine 3 oradan 5 oradan derken güzel şifre aldım. Yani çok iri boy değil fakat yine idare eder. Ya buraya bir ekmekten denemeli. Hadi bakalım son aşağı yukarı 50-60 yine. Gökova'nın eskalleri. Ufakken, çocukken el oltasından bundan fazla tutardık balığı. Eski balık mı oğlum? Hem de burlada diye. Ya. Maalesef. Kürekli sandalından 5 dakika git orada. 20-25 metrelerde. Böyle küpeş el oltasından çekerdik. Küpeş diye misine değerdi. Üçlü dörtlü. Gacır gacır ötardı. Olta bir böyle giderdim, bir böyle giderdim. Değil mi üstü reis? Evet. Bir tane üstü de geldim bir tane ya. Spot yok artık. Her şey değişti. Üstü reis götürüyordun biz eskiden. İnsanlar değişti, iklimler değişti. Evet. Sen hayırdır soymuşsun ya denize mi giriyorsun? Bir denize o salam erkeğe. Üç ay demedim. 3 ay oldu mu? Oldu, geçti günlerdi. Öyle mi? Yok oldu. Ama kışın gideriz bol bol. He? Kışın gideriz, dükkanı kapatırız falan. Bunu ben düşünme, ondan geç yok bir kere. Hı? Ne? Kışın olmaz. Ne? Kışın 12 birden sonra kim geliyor baba? Ben de olmaz ama. Kapalı da geleceğim. Tekne turları 400'ler olmuş kişi başı. Yemekli. Sabahla 10.30'da kalkıyorum. Akşamüstü 6'da dönüyorum. Aşağı yukarı 5-6 noktaya vuruyorum. Kaç yaş arası çocuklar yarı ücret? 10 yaş mı? 8 yaş. Çocuklar yok. Ücret yok. Yemek parası var. Evet. Havuk kızları, balık kızları. Kendine. Gazda, makarna, tavuk, balık, karpuz. Ya tavuk yok. Evet. Balık mı? Tavuk isen tavuk, balık isen balık. Önceden söylüyorlar değil mi sabahla? Tabii. İşte söylüyorlar, sorurlar hem personel. Öğle yemeğini alırsın elinde. Hangi güzergahlara gidiyor biliyor musun? Anlatıyor bana. Evet, ilk Balkı Marağarı, Kelbol Adası diyeler. Ondan Narcan Köy, İncekum, Petir Adası. Ziraatçılar koyuyor. Kandilli? Kandilli yok. Bazen. Bazen. Sıra olursa o gün? Evet, sıra da oluyor yani.
Eskiden Körfez'de 3 tur seçeneği vardı. Kısa tur, bu dediğimiz, uzun tur vardı. Akbük tarafı, bir de İngiliz limanı vardı. Artık şimdi oraları kalktı talep olmayınca. Şimdi sadece normal her tekne kısa tura gidiyor. Talep fiyatları arttı, talep. Bir de tekne çoğaldı. Tekneler, kapasiteler arttı. Eskiden en büyük tekne 50 kişilikti. Şimdi 200 kişilik, 250 kişilik tekneler var. Manso'da indi, bir daha zam geldi. Ben bugün benim bidonum var, onu doldurdum. Kaç litre o bidon? 18 litre mi? 18-20 litre bidon var. Onu alı gelirin. Bundan 1,5 ay önce mi, 1 ay önce mi ne? 450 liraya doldurup durduk. Bugün doldurduk. 700 lira mı? Dün doldurdum işte, 700 lira aldık. Tamam. Şimdi ben kıl kuyruğu, şuraya geldi ben. Kıl kuyruğu ne zamandan beri, biz geçen seneden beri mi? Evet. 100 liradan veriptiriz. Ben bunu indi 150 yapsam nasıl olacak? Yani vatandaş alamaz ki. Ama öbür türlü de bizi kurtarmaz. Evet. Mercan, kıl kuyruklar, büyükler 150, ufakları 100. Artık onu da iki boy yaptı üstereyiz. Dedi ki yine 100 liralık balığımız olsun dedi. Ufak boyla 100 liradan iri boyları 150 yapmış. Orada dükkanda pişirirsen, yerlerse kaç para? Ya pişirme parası alır. En gerekli başına. He. Salt ayağında. He. 50-60 tane salt yazarım. Afiyet, iyi. Temizleme? Ya temizleme de içinde. Ha, iyi. Yoksa ekstra ona da mı yazıyorsun geri? İçinde. Ha. Adam temizler, evine durca ayrı bir ücret. Kaç para? 20 kilo başı. Kilo başı? 20. 20 liraya temizliyoruz. Alıp evinize götürüp yiyorsunuz. Her şartları kurduğunuz her şey üstünde oluyor. Evet. Bereketimiz bitti arkadaşlar. Allah bin bereket versin. Allah bin bereket versin ağzına. Buna şükür. Allah şükür elimiz emeğe çıktı günden. Boşsuz mesela. Allah çalışan veri. Nerede? Evet, bakalım nelerimiz varmış. Şöyle bayağı bir çukura yaptık. Onu da ellemişler yine. Sabah. Hiç olmaz, eteğini bulamazsın sen. He? Ben olmasam bulamazsın eteğini. Ha, doğru, senin sayende. Allah razı olsun. Maşallah maşallah, onlara bak ya. Ben burada. Buzlu. Ben buradan indirttirler. Evet. Aşağısı da kıl kuyruk. Kıl kuyruk da var yine, iyi kötü. Allah bin bereket versin. Şimdi yolda birkaç yer var. Oralara soracağız. Telefondan almak isterlerse oralara bırakıp gideceğiz. Sonra buz alacağız. Buzda 50 lira olmuş. 40 liraydı. Buzcu defteri dedin. 30'dun 40 etti. Dedim ben
böyle 40 gidecek mi dedim. Yılbaşına kadar 40 gider dedi. İnşallah dedim ben. Daha Temmuz ayındayız. 50 lira oldu. Yılbaşına kadar belki 100 lira gidecek. Belli değil galiba. Ondan şimdi 3 çuval buz alacağız. Orada bizim balık dolabı var işte dükkanda. Oraya buzu sereceğiz. Buzun üstüne koyacağız balıkları. Gelmek isteyen ister orada pişirip yedirtecek. Yiyecekler pişirtirip bize. Ya da evine alıp gidecekler. Nasıl isterlerse. Şimdi limana doğru geçiyoruz. Oradan yine satış yaparken onları da çekerim. Dükkanda da çekerim. Hadi bakalım. Limanda görüşürüz. Reis'e bakın bir yol. Pehlivan gibi maşallah. He? Yeni zavaş başlamamla. Valla 10 yaş gençleştin ya. Tabi. Sabahla 65'ten şimdi 55 oldun. Tabi. 54. Hadi bakalım. Görüşürüz. Evet. Dostlar şimdi limana geldik. Yaklaşık 1 saat 10 dakika falan sürdü. Balıklarımız burada. Hüsrev ne dedi? Ne olmuş ben görmedim. Ne olmuş ya? Doğ. Yanında cep yok ki. Niye oğlum? O kadar o cep. Öyle mi? Ha, ortada dikiş var. Hüsrev leblebesini koyamadı cebe. Şimdi yavaştan köye doğru gideceğiz. Buz alacağız. Yolda Hüsrev müşterileri var. Onları arayacak bir. Evet. Ben çupralar satarım dedi. Bakalım nasıl olacak. Sezon tam gaz devam. Çok sıcak hava. 40 derece var gibi. Abi. Hadi bakalım görüşürüz. Var çupra var. Dalacaksın lan değil mi abi? Evet siparişler gelmeye başladı. Tamam ben de. Önce limana geldikten arayacaktım ben seni. Benim... 3-4 kilo çupramız var abi. Benim pazarlama 200, müdürü. 250-300 gram arasında. 2 de mercan var. Tamam. Ne kadar alıyorsun sen abi? Paralar kısıp duruyor telefonun arkasında. Evet. Tamam da şimdi ne kadar alacaksın? Ben başka bir arkadaş da var. Ortacadan biliyor musun? Ben sizi arayacaktım yüz önce. Mesela 1 kilo mu alıyorsun? 2 kilo mu alıyorsun? Buna göre ayrandı. He. Valla 3-4 kilo gider abi. Tamam. Hepsini sen ve ayrım ben bunu. Olur tamam tamam. Oldu sağ ol. Nereye geliyorlar? Tamam. Uçağa. Hüsnü Reis o arkasında para mı onun? Çay kahve parası vardır oğlum. Çay kahve parası. Sattık. He? Çıprağı hepsini sattım. Kaçtan? 500'den. Ya 500. Aşağı bir hemen. Niye? Mazot pahalı. Hayat şartları pahalı oğlum. restoranda kaç yiyecek? 1 milyar, 1,5 milyar. Geçen gün adam Selim'de 1 milyar 600 demiş çıpra diyorsun. Abo. Yeah. Benim pazarlama müdürü üstü reis. Nasıl? Yeah. İyi bakalım. Pişirme parası verin. 6-7 kişiymiş. He, tam geliyor onlara. He. Bizim orada mı yiyecekler? He. Akşam geleceğiz biz de. Yiyecekler mi bizim orada? Merhaba. Ha yiyorlar. He. Izgarada. Ha pişirip de 500. Yok bu pişirme parça alırım ben. Salata alırım. Bak. Evet. Ben hemen kendi alırım. Hadi. İyi hadi gidelim. Evet dükkana geldik şimdi arkadaşlar. Oo, kara kedimiz de burada. Beyt, ne yapıyorsun? Dolaba girip de balık malık yiyen deme ha. Bak, öteki de burada. Sizlere gün doğdu valla. Kokoreç yiyip durlardın, şimdi balığa başlarlar. Evet, hanım kendi ellerle dedi ben yerleştiririm. Dizayn işi bende dedi. Hemen dolabı süsledi, incik boncukla. Bir de bayan eli dedim, başka olur. Şöyle, dolabımızı yerleştiriyoruz. Hüsnü Reis çupralar sattı. 4 kilo 200 geldi çupralar. İşte kılbuyruk da aşağı yukarı bir 7-8 kilo var gibi. Allah bin bereket versin. Bunun ışığı var. Dolabın kapağını kapattık mı? Işığını açtık mı? Tamam. Şuraya bir şemsiye koyduk. Gündüz çok sıcak olduğu için kimse
gelmiyor. Yani dışarı çıkmıyor insanlar, denize gidiyorlar. Bunun harici akşamları yine işleri oluyor. Taze dalından adı biber. Yeni kokoreç arabası aldık. Öbürkü ufak gelmeye başladı. Köfte falan da yapıyoruz. Hepsi bir yerde olmasın. Tadı birbirine karışmasın dedik. Bunu Ankara'dan yeni yaptırdık. Dün geldi daha. Bu güzel oldu. Öbür emekler orada. Onu da satacağız. Dondurma koyduk. Dondurmam kaymak. Dondurmam kaymak filmi vardı. Burada çekildi. Oradan bilirsiniz. Bayağı meşhur. Çok doğal, orijinal bir dondurma gerçekten. Ben satmazdan önce de kendim de hep yerdim zaten. Özel giderdim. Kavunluyu yiyorsunuz. Karadutlu falan da var mesela. Kavunluyu yiyorsunuz, kavun çekirdeği çıkıyor içerisinden. Birebir meyveden yapıyorlar. Bunu da satıyoruz. Topu 10 lira. İşte köfte, kokoreç, balık ekmek. Balığı burada yapacağız. Izgarada, kömürde. Köfte, sucuk burada. Kokoreç burada yapılıyor. Kokoreçlerimizi kendimiz buradan pişiriyoruz. Balıkesir'den geliyor kuzu. %100 süt kuzu. Oradan alıyoruz. Allah'ımıza çok şükür bugünlere. 4 ay veya 5 ay oldu işte açalı. Biz buraya 2 tane ufak küçük masayla 4 tane tabureyle geldik. Bir tane de minibüsümüz vardı. Şemsiyemiz falan hiçbir şey yoktu. Zamanla hepsini talebe göre işlerimiz iyi oldu çok şükür. Öldür, budur falan filan derken bayağı bir şey yaptık. Değil mi Süreyiz? Evet. Merdivene basamak nasıl çıkıldı? Merdivene bak. Günün sözü hemen yapıştırdı Süreyiz. Merdivene basamak çıkıldı dedi. İki tabureyle geldik. Arabayla geldik. Çok şükür. Yavaş yavaş şey yapıyoruz. İşte limonata makinesi arıyoruz. Bir tane limonata koyacağız. Ev yapımı ayran koyacağız. Allah nasip ederse. Tost makinesi aldık. Tost yapalım dedik. Alternatif bulunsun. İşte içeceklerimiz var. Çok şükür halimize. Semaverimiz çayda orada. Gelen gidenimiz eksik olmaz. Takipçilerimiz günde en az 3-4 tane takipçimiz geliyor. Kızılyaka, Muğla, Ula, Kızılyaka köyü, Fethiye yolu istikameti üzerinde Marmaris'e falan giderken uçak restoranı gördünüz mü? Bilin ki orada biz varız. Buyurun gelin. Herkesi bekleriz. Hüsnü Reis akşamüstü 6'da gelir. Sabah 5-6'ya kadar durur. Nöbetçi kokoreç. Nöbetçi kokoreççi. Ben akşamüstü ben de 6-7 gibi gelirim. 12'ye kadar dururum. Balığa gitmediğim günler 2'ye kadar dururum. Sabah hanım açar. Kerem akşam dedesiyle Kerem durur. Yunus var bir tane de elemanımız. O akşam gündüz gelir. Hanımla birlikte o açar. 6'ya kadar onlar durur. Ne? Ne istiyorsunuz? He? Hemen ha. Kaç su akıp durar. Az sonra Hüsnü dedeniz balık temizleyecek. O zaman versin size içinden. Tamam mı? Orada kokoreç yiydiniz mi? Gel. Hadi bakalım size gün doğdu. Bak bir tane koca mercan var. Gel. Gel. Gel pis 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 pis. Gel. Gel pis pis pis. Gel. Gel pis 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 pis. Gel 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 gel. Koş 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 koş. Gel pis 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 pis. Gel. Gel. Al. Al. Gel. Al. Al. Bak. Gel pis 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 pis. Gel. Al. Al. Gel pis pis pis. Al. Ye. Daha ilk defa balık görüp dur adamlar. Hep kokoreç köfte yerler. Bak nasıl yanaşıyor. Ne bakıyorsun onlara. Araba bak sen. Arap gevmeye başladı ucunla. Ye oğlum. Ye. Aferin sana. Bu da eski arabamız. Çok şükür.
Hadi gayet biz de eğledik. Maşallah maşallah. Evet şimdi eski takipçilerimiz bilir. Burada bizim Onbaş dayı var. Yalnız yaşıyor. Şimdi onun yanına geldim. Onu da özlemişsinizdir. Hem bir onu da çekeyim. Balık getirecektim fakat çupraları hepsi Hüsnü Reis attı. Ufakları da hani Onbaşı da yiyemez kılçıktan dolayı. Ondan ona bir köfte sözüm vardı. Dükkanda işte köfte yaptırdım. Şimdi hem bayağıdır gelmiyordum yanına hem bir onu ziyaret edeyim. Sizler de görmüş olun. Hem de köftesini verelim. Selamun aleyküm. Onbaşı. Ne yaptırın? Yatıyorum. Bak. Nasılsın? Onbaşı dayın cariyesi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tanıdın beni? Şater. Sen benim üçüncü defa genç oğlum çadırım. Niye? Kokuyor. Vallahi onun şeyle vurdum. Niye bizi nasıl alsayı? Bizi? Vallahi billahi. Etekmemin ya. Herkes seni soruttur. Meşhur olmuşum. He? Onbaşı ne yaptı iyi mi diyor. Selam söyle dediler. Kim dedi? Benim takipçiler. Araya. Köfte getiriverdim. He? Köfte. Sözüm mü adım sana? Ben sen paylan da. He. Benim şey, araba var. Hiç kalmıyor yok bir dakika. Niye şey, aldın? Kız var. Ha, soda. He? Sade. Alırım. Paraya gerek yok. Gelmez olur sen ya. He? Gelmişsin. Çok keyif valla. Bunu yüzüne koşuyor. Ben beğendi bir kadını vermiyor mu? He. Hiç daha azı duymadım maşallah. He. Ama şimdi sen çok iyisin maşallah. He. Kızla kadar da biri de donma şey yaptırır. Kim? Do. Liman ki. Abimdeyim. Olabilir. Benim yaşta o var. Bir de durmuş var ya durmuş falan. He. Vah. He. Geç beni ya. Ya da alıyorsun ya benim şeyimi. Heh, otur. Heh, köfte getirdim. Sıcak. Ayran getirdim. Ne o? Bak. Vallahi bu kolonya. Bak kolonya bir şey bu. Limon. Dur. Of. Tamam. Dükkansın ama sen yap sen. Gelmez diye güvüleye kızdım. Onbaşım gelmezler dedi. Ba. Una köfte de batırdı dedi. Doğru mu? Ha köfte. Ha bir aşk bir şey var. Kötü de ben de. Köfte de batırdı dedi öyle mi? Ha. Çal yüzüne. Ha, yüzün geç al. Güzel koksun. Kendini çok uçak var ya. Çok uçak. Senin buraya esmesi lazım tepe. Ha? Esmesi lazım ama es yok ya. Esen... Bura kapatıyor. Nasılsın? Mesela vallahi iyilik ya. Aylık. Mesela parlayan da. Ben hala gelirim, sıkıntı yok. Ha? Ben hallederim. Vallahi. Tabii canım, canın sağ olsun. Çok vallahi sen nasıl şeysin ya? Gelmez oldu ben. Bir ay oldu dedim ben. Maşallah dedi vallahi gariyem. Onu da yapaydı. Kime? Ha ona. O söyleyen kadına. Gözü var ya. Ha. Her şey var oradadır. Evet. Yemek. Kokuyu kim çalar ya senin evden? Ya? Kokuyu kim çalmış senin? Misi kim çalmış? Hani seçim vardı da. Ha. Keçin mi aldın? Uzun aldın. Gerçek izler mi aldın? Aslı yok. Evet. Seni görmeye gideceğim mi? Bak. O karnına haber yok. Aşağına bak. 5-10 kadar kadın geldi. Aldı diyemem. Sen aldın falan diyeyim. Bak sen. Mesela sen soruyorum ben. Köfte yiyip soruyorum. Sonra geldi ona. Geçin dedi ben içeri. Gelin. Ha ben de oranım. O da ben çıkmam. Bak. Hiç gitmedim lan. Neyse. Bak karnına aşağı. Severim o şeydir, sen gel severim. Olmasın. Karnından kimisi oturtur, kimisi oturtur. Ona dedim ben. Sandalye getir içeriden. Sandalye alın yani içeriden. Ben ayet olarak nasıl ilerim ya? Ederim yarın da. Neyse. Ben mahsus
aşıya poz veren. Ben aptalım ben. Evet. Hani kadınlar yanında... Kaçın kurasıyım ben de. Seçim yerinden sonra seçim. Yerinde yerinden sonra. He. Vallahi aşıya yüzüne koşuldum. Çok severim seni ben. Tamam. Gülhülay'ı nasıl sevdim? Elmadı da gönül almak. Evet. Bu kolu battı mı? Yine değil mi? Doğru mu? Ben... İki tane benim çantada mis var. Mis. Va bende çantada. Arabadaysa alıp gelen ben. Senin bana bak. Uye. Bak iyi bak bu eleman bu. He. Eleman değil. Dur şimdi ben yavaş sana mis getireceğim ben. Dur gerek yok paraya. Anladım sen bil ki he. Misi alıp gelen. Ne dedi? Alıp geliyor. He? Alıp geliyormuş. O beni düşersin yok beri gel. Yok düşmem. Çok zayıfladım sen. Gelin zayıfırmışsın ya. Çok sevdim. Bana bak. Zayıfırmışsın. Çok zayıfırmışsın ya. Hı? Adamı unuttum adını. Adım Kerem. Kerem. Kim? Kerem. Ferah mı? Kerem. Ne? Kerem. Bir anlamadım. Kerem. Şeref mi? Kerem. Yok. Şeren. Hayır Kerem. Kerem. Şeren mi? Kerem. Ha? Deniz. Anladın mı? Deniz. Anlayamadım bile ya. Amına koyayım. Deniz. Gelin. Deniz. Evet. Anlat bakalım. Yaşını anlayamadım ben bunun. Şey. Bunun yaşını anlayamadım ben ya. Bunu. Şey. Bu adını bulun. Kerem bu. Ha? Kerem. Kerem. Ha Kerem. Ha? Eren diye yapıyorum ben. Fark etmez ya. Benim ha. Bunu. Mis bu. Mis. Enderi İstanbul'dan geldi. Vallahi. İbrahim abi diye birisi var. İbrahim okur. Bilmiyorum. O gönderdi. Geliyor. Olmadı hemen de diyemezsin. Aaa. Tabii. Şimdi. O aldı. O benim durumu. O aldı ha. Sen aldın. Yanında arkadaş da verdi ötekini. He. Gitti. Ya açtım da birini. Ulan kullandı mı? Ben öğren. Fişt. Bir daha. Sağlık olsun. Bu. Şey gayet. Yanında mı gayet değilsen. Yo o sıcaklar çok oldu ya. Geldi yok. Geliyor mu? Çok sıcak var diye geldi yok. Bu kalpte pil var onun. Öyle mi? Sen kusura bakma. Sen sevdiğini. Sevme. Hah. Bunu iyi bil. Aynen. Böyle varsa gelin olur. Evet. Adam ev var canlı laf iyi. He. Bak ben yine iyi mi? Maşallah. İyi mi? İyisin. Ben sana dedim. Şerem. Şey? Kerem. Kerem. Ha. Heh, evet. Kerem. Kerem mi? Kerem. Benim ha. Biz gidelim. Sen bu soğumadan bunu yiy. Köfte bu. Açta yiyeyim ben fazla. Daha işte saat kaç? 4:30. Dört buçuk. Evet. Bir saat sonra. Daha 5:00-6:00 iyi. İyi tamam. Buradan. He? Diğer açtı. Kim o? Benim ha. Gidelim şimdi ben Muğla'ya varıp geliyorum da. Var gel. Muğla'dan geldim mi senin sodayı getireceğim söz. Hayır. Yok, paraya gerek yok. Ben para. Hayır. Ay kaç? 21. Ha? 21. Kaç gün kaldı? 28. Ayın kaçında? 8. 28. 28'inde mi? Bir hafta var. 1.200.000 lira. He? 1.200.000. Ne? Maaş. Ay maaş. Çok az ya o. Az ya Allah. En düşük emekli maaşı mı? Ona kaymakam geldi. He. Ben seni yürüdürün dedi. He. Ya iyi demiş lan oğlum. He? Mesela ben seni yürüdürün dedi. Şu amca ona geldi lan. Öteki bu garabetle komutanı. He. Hanımla geldi. Vallahi billahi evladım olacak. Hanımı ne yapıyor musun? He. Ya bozum bu. Bir şey oturdu. O oturdu. He. Şu amca ben hiç az geldim. Sen gibi güvenden dedi. Dedi. Emin o zaman da bir çiçek vardın. He. Çiçek baharım, bahar. Evet, baharım. Orada makas vardı. Makası al. Makasını al. Kurtulma. He? Kurtulma. Aç bakalım. Çok teşekkür ederim. Çocuğum bir tane, iki tane. İki tane çocuk.
İkide mi? Üçte mi? Ha? Üç. Maşallah. Nasıl oldu? İyi. Kendine iyi bak. Gözden açılsa çıplık bol yediyorsun. Anladın mı? Tamam. Yavaş gel. Çıplık bol yediyorsun. İyi. Hadi kendine iyi bak. Açtan sodayı getiririm ben. Hemen bak. Ha. Hiçbir yerde üzüm yok diye. Ha? Yok. Üzüm. Moğol'dan, Moğol'dan bir kadın geldi. İki tane kadın geldi buraya. Ha. Evet, Hamidi'den dostları bunlar. Şu an ağladı bana sordu. Bir baktı ağladı. Tabii sen ise orada aşağı. Üç dört kere üzüm var ya dedi. Ha. Endeki üzüm dedim. Yağmura dayanıyor. Soğuka dayanıyor. Maşallah. Beş oldu. Gördüğün hepsi orada. He. Yemiş bak sabi. Erik değil daha. Değil. Erik ya. Bu başka. Evet. Şey üzüm. Giresun. Ha Giresun. He. Çok sağ ol. Sen var de sağ ol. Allah olsun bir kere. Allah. Allah kaza bile eylemesin. Amin. Amin. Cümlemize. Gözden açılsa. He. Ele bir kere çok bir daha koy bozul. Hadi kendine iyi bak. Sen de ben sağ ol. Ben de üzüldüm bana. Tamam. Bir şey ver. Bak bir şey iste ben. He? Lan sağ olsun. Tamam. Anam ye an paramı zaman. Bir gelin. Hadi görüşürüz. Bir yere ben geldim. Ah onbaşı dayıma. Geldi mi böyle muhabbet eder benden. Bırakası gelmez. Gelen yok giden yok. Adam sıkılıyor tabii. Böyle birisi geldi mi kafa dengi muhabbet eder. Yani durmaya çalışıyorum da işte şu fakide olursa kışın genelde geldi mi durarım yarım saat bir saat. Şimdi işte bizim nenemiz var, annenem. Bir onun yanına da gideyim. Ona da kokoreç sözüm vardı. Bugün onları dedim halleden. Şimdi onbaşı dayın bir sodası var. Bir koli soda alıp geleceğiz. Özellikle ne dedi? Kızılay mı? Mis. He? Mis mi? Kızılay. Hayır, misi verdi. Kızılay. Sodanın markası Kızılay. Kızılay yap geleceğiz sade soda. Muğla'ya gideceğim dönüşte. Yine annenem yanına gideceğiz. O başka köyde. Ona da kokoreç yaptım. Bir de gidelim onu görelim bakalım. Hadi görüşürüz. Değil mi? Yok. Sıkışmış kapı. Annenem! Oy! Ço! Ne yaptırın? Neden? Yan oturur mu elinde? He? Yan oturur mu canım? Çok uçacak. Güven yok, iyi mi? İyi, ne oldu? Bir şey yok, kokoreç getiriyordum sana. Allah be, hendek ne? Kaç lirken bile şey niye aldın? Ya sen niye diyorsun parasını? Ha? He? Ayran da getiriyordum. Yuvan yok, iyi mi? Gel sablam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? He? Nasıl keyifler? Uy, küçük orada oturdum, şimdi bu hemşire girdim. He. Dışarıdan önce hemşire diye tuttum işte, otur gel. Gel, gel otur. Uy, ayaklarım. Lan hoş geldin lan çocuk. Hoş bulduk anneanne, gel eline öpeyim. İyiyim. İyiyim, sen nasılsın? Kümenden tanıdın mı? He? Kim o? Sizin çocuk değil mi? Ha, Kerem. Ha. İyi maşallah sen gözler ya. Benim göz iyi de öskürükten durumu tabi. He? Bir öskürük bulduk hala geçmek daha. Hoppa. Dikkat et kendine ya. Odan şuruplar mutlar bir tanem değil, odan yok da. He. Orada şey branşet mi atmış, ben bilmem oraya huyu kuyu gider. Öskürük kesildi acık. Ha iyi bari. 5-6 gün hiç durmadan gece gündüz. Biz de hastayız. Ben de Boğaz'da da böyle sağlık ocağına gittim. Hanım öyle. Ha boğazında işte. Böyle öksürük var bende de. Niye etti boğazına bir ne verir bir şey verir? De, antibiyotik verdi. Bezen gitmiş de seviyorum şey hanım. Gargara vermiş. Garga nedir boğazda arıyı? He. İyi geliyor be. Bilmem ben. Sonra dün oğlan gece bir rahatsızlandı. Doğru köyeceğiz hastaneye gece 2:30'da. Bizim oğlanı. Oraya götürdük. Orta kulak iltihabı. Bundan sonra boğaz enfeksiyonu. İğne yaptılar. İlaç verdiler. Şimdi ona da antibiyotik şurup verdiler. Evde yine bir örneği biraz. Acık iyi mi? İyi. Dün akşam desen demedim bunu. Oram dün görmüş ben bilmem. Dün oraya gelmişim sen oraya gelmişim bilmem. Ha Ozan onu görünce şeye de konmuş, sevine konmuş, sevine konmuş, sarılmış, ayrılmamış, sonra onu, biz... Onu çok sever. Müjgan'a elden öte bir yere götürenler nerede demiş, sonra anan Ela'ya bir şey demiş mi, Berensu'ya bir şey demişmiş. He. Berensu varmış da bir tok oturmuş anaya, ötekinin kız kalbinden. Dün doktora bile vurup duruyor, onu da götürdük de. Ondan anana şey vicdanı görünce anana tok oturmuş. Ahşablan nerede?
Ulaşmam şeyde ta deki gelim orada. Çöktü mü gari? Hasta olunca oraya götürüyor. Hastaneden çıkınca oraya getirdiler işte orada gari. Yürüyeme yaptı lan. Yürüyeme ta iyiyim şey yani. Onlar deki gelim orada oldu işte. Geldi yok galiba. Geldi onlar oradamış. İyi ben. İyi şey. Çocuklayın da iyiler. İyiler iyiler. Anan ne dedi? Evde ne yapsın? Onlar da işte reçel meçel ediptir lan. Niye reçel mi ben? Erik bu da. Evin önündeki eriği kuruduptular. Pek güzel o erik. He? Çok güzel ha. Ha maşallah bu sene çok oldu. Ha. İyi. Kim getirdi eriği bana be? Biz mi getirdik? Sen getir. Sen getirdin onu. Ben getirdim daha. Ha anam erik yollamış dedin ya. Ha ben getirdim ben. Ha. Ben getirdim. Ettim. Börek de getirdim ya geçen günü. Ha. Bugün. Böreği ben sabahla yedim mi? Küçük küçük ısıttım da böyle sabahla bitirdim daha. Isıttım küçük küçük bir tane akşam yemedim değil mi? Şey ettim. Benim 5-6 tane sığar çorçlara verdim eriğin. İçinde en değil. 3 lira mı kaldı gibi. Vay vay erik. Öğlenlerde bazı portu rakam 1-2 tane kevon ev içinde. Yattım demire kadar sabahdan ev içinde. Sıçacak. Sabahdan bordo durduk. Durdum. Bana Kısmet'in karısı geldi bugün. He. Saniye camadığım kiratkıyla otağa gitmiş. O geldi. Onlara bugün kayıfı pişirirdim. İçecek şey... K çıkar. Şimdi doldurdum bir makine. Bitmiş gibi ya serilecek. Maşallah. Yoy. Niye de çocuğun elinde ne? Kamera işte. Kim etti ne? Benim işte ben video çekiyorum ha. Oraya. Benden buyurun annem gördü gösterdin beni şey bacca ederken. Ha. Kim görmüş? Tam durup da yengilin sevdi yani. Ha. Orada çektiydi mi bacca derken o zaman? Ben yüzümün terlen sil batırmışım. Ha. Bir şeyler hiç yaparım yok. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonunu burada getiriyoruz. Bugün videoyu anneannemle birlikte kapatalım dedik. İşte onun yanına geldik. Şimdi ben Muğla'ya gidiyorum işte birkaç işimiz var. Onları halledeceğim. Kısmet olursa yarın sabahla işte 5'te yine balığa gideceğiz. Allah senin kendi konuştuğunu duyuyordum bunlar. Hindi duymazlar. Ben hindi bu burada kayıt ediyorum. Ha. Sonra internete koydum mu orada izleyecekler bizi. Oradan hani. Görürler seni değil mi? Görüyorlar. Herkes yurt dışındaki, yurt içindeki herkes görüyor. Ha o zaman kodumu kaç kişi beğenmiş? Oo çok. Hariye dedi, telefonda görmüşler. He. 600 kişi mi yatın yatırır? He, daha fazladır. Böyle izlerler benim takipçiler. Onu diyorum ben, nerede görmüşler bizi diyorum ben böyle. İnternette işte, internet atıyorum ya ben. Orada benimle. Görmüşler. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Yeni abone olan arkadaşlar hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, var olun. Beğeni ve yorumlar için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah razı olsun. Elleriniz dert görmesin. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Havalar çok sıcak. Kendinize dikkat edin. Değil mi? Burada yanmadınız. Burada biz yanıptırız. Biz yanmadınız bu arada. Çok sıcaklarda dışarı çıkmayın. Değil mi? Mecbur kalmadık sürece. Kendinize iyi bakın. Var mı diyeceğim bir şey? Yok diyelim. Çok sağ olsunlar. İzle atlamış baksa. İyi. Herkese çok selam. Hadi selam edin. Muğla, Ula, Sarıyan köyünden değil mi? Ha. Herkese çok selam. Hadi bakalım görüşürüz. İyi hadi bakalım biz de gittik. İyi hadi madem. İyi, çok hadi sağ olun. Görüşürüz. Sen de sağ ol. Hadi bakalım.